elini böyle dürtsen parmağın içeri girecek. Öncelikle Marmara depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrardan bir başsağlığı diliyorum. Ama ders almadığımız aşikar. Türk milleti olarak çalmayı çok sevdiğimiz için çalmayıp yapıları daha sağlam yapmalıyız yani kul hakkı. Bana üç güzel sözcük söyle deseler eğitim, eğitim, eğitim derim. Bugün 17 Ağustos Marmara depreminin 21. yıl dönümü. Sizce Kayseri'deki yapılar olası bir depreme dayanıklı mı? Kayseri'deki yapılar olası bir depreme dayanıklı değil. Çünkü Kayseri'nin merkezinin altı su olduğu için yıkılma oranları daha yüksektir. Geçenlerdeki biliyorsunuz bir deprem olmuştu. Biz o depremi anında yaşadık. O anda 21. kattaydık ve aşırı derecede sallandık. Aynı şekilde İldem tarafında veyahut da Mimsin tarafındaki yerler daha az hissetmiş. Çünkü yerin altı kayalık olduğu için, su olmadığı için oralara dayanıklı. Yani yerden yere, bölgeden bölgeye değişiyor Kayseri için. Ya son zamanlarda olduğu söyleniyor. Tabii biz çok bilmiyoruz ama işte, yeni binalarda buna depreme dayanıklı olduğuna dair söylentiler var ama biz tabii bilmiyoruz. Onun içeriğini yapan firmalar daha iyi biliyorlar. Bize sadece söyleneni biliyoruz. Eskiler dayanıksızdı, şimdiler dayanıklı diyorlar. Sadece bildiğimiz bu kadar. Vallahi çok da değil hepsi. Dayanıklı şeyler de var, daireler de var. Kayseri düz memleket. Yani Kayseri'de de oluyor da o kadar aşırı şiddetli değil. Az oluyor. Kayseri'deki yapılar dayanıklı olmasa bile Kayseri'nin şeyinden dolayı, hatların dolayından depreme biraz daha dayanıklı bir şehirdir Kayseri. Yani o kadar büyük bir deprem yaşayacağını zannetmiyorum Kayseri'nin. Hiç dayanıklı değil. Yani hiç dayanıklı olduğunu düşünmüyorum. En ufak bir şey sarsıntı da bile yıkılabilir. %60 dayanıklı değil, %40. Valla gördüğüm kadarıyla dayanıklı. Yani çok evveliyatını da biliyorum Kayseri'nin. Bizim çocukluğumuzda bu caddeden öbür tarafta binalar yoktu, sonradan yapıldı. Deniz kumu kullanılmadığı için binalar sağ. Ben 17 Ağustos'ta oradaydım, Gölcük'teydim. İki gün önce ayrıldım, Tuzlu'ya geçtim. Eğer kalsaydım orada, kim bilir, Allah bilir ne olacaktı. O anda oradaydım, bütün binaların eksik demir ve deniz kumu kullanıldığından bu şey facia büyüdü. Depremden hemen bir gün sonra ben Tuzla'dan geldik, Gölcük, Karamürsel, Yalova düzergahını gezdim. Bütün binaların hepsi, bak, bazı binalar ayakta dimdik, bazı binalar böyle çökmüş. Neden? Deniz kumu. Tabii ki bütün kentlerimizde aynı sıkıntıları var. Kayseri'deki yapıların da daha önceki ruhsat alanlar ya da almayanlar açısından sıkıntı çok büyük ama daha sonra depremden sonra gerek mevzuatta gereken tamamlamalar yapıldığına inanıyorum ben. Öncelikle Marmara depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza tekrardan bir başsağlığı diliyorum. Ama ders almadığımız aşikar. Hala Kayseri'deki Belsin evlerinin mesela nasıl bir yapıya sahip olduğunu herkes biliyor. Kayseri'de son birkaç yıldır yapılan yapılarda tamam deprem yönetmeliğine uygun olduğunu düşünüyorum ama baktığımız zaman Kayseri'deki en az %60-%70 yapıların eski olduğu ve deprem yönetmeliğine uygun bir şekilde yapılmadığını gözlemliyoruz. Bunun için de bir kentsel dönüşüm çalışması Kayseri'de de başladı ama o da belli bölgelerde oluyor veyahut da orada da yine bir rant var muhtemelen ki ilerlemiyor. Bence değil. %90 değil. %10 dayanıklıdır. O %10 da eski yapılardır. Yeni yapılar değildir. Bence dayanıklı. Çünkü Kayseri 3. derece deprem kuşağında ve 6'da sert bir yapıya sahip. Ve özellikle bu yapı denetimlerden sonra yapılan binaların bence dayanıklı olduğunu düşünüyorum. Ama ondan öncesi için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Zannediyorum 98 depreminden sonra tabii bir gelişme oldu. Denetimli yapılanmalar tabii var devletimiz tarafından. Artık kontrol altında sıkı tutuluyor mütemadiyen bu yapılar. Kayseri son zamanlarda bayağı gelişme var. Onu biliyorum. Büyük ihtimalle vardır. Yani dayanıklıdır. Dayanıklı olan yer de var, dayanıksız olan yer de var. Çoğu yerler dayanıksız ama. Bilemeyeceğim. Vallahi olabilir de olmayabilir de. Ama olmasa güzel olur. Ona göre önlenmen aslında. Evet.
Kayseri depreme dayanıklı bir ilimiz. Yalnız bir fay hattı var. Nedir? Güneşli'den Bolu. Fay hattı var. Yani sallandık 4,5 şiddetinde. Ama yine güvenilir bir ilimiz. Onu müteahhitlere sorayım. Vallahi bir inşaat yapmadım bilmiyorum. Yok ya bilemiyorum. Sizce neler yapılmalı? Ya bence daha sağlam binalar ve binaların boyutlarını küçük yapmalıyız. Maalesef Kayseri'de özellikle Mimsin bölgesiyle alakalı veyahut da Alparslan'la alakalı çok yüksek binalar yapıyorlar. Daha küçük ve enine büyük binalar yapılsa bence daha bir tedbirli olmuş olur. Ya şimdi biz bir vatandaş olarak bunu bizim söylememiz değil, daha yetkin kişilerin yapması gerekiyor. Yani biz sadece yapılanların iyi veya kötü olduğunu söyleyebiliriz. Vallahi bilmiyorum ama yani inşaatler falan yapılırken demiri, çimentosunu çok kullansalar hiçbir şey olmaz. Kolonlarını falan iyi koysalar hiçbir yani çöküntü olmaz. Mesela benim evim 2 katlı ama deprem oldu Kayseri'de ben hiç hissetmedim. Belediyemiz çalışıyor zaten bu konularda ama hani biraz daha insanlarımız duyarlı olmalı. Biraz daha Türk milleti olarak çalmayı çok sevdiğimiz için çalmayıp yapıları daha sağlam yapmalıyız yani. Devletin o kötü olan binaları yıkması lazım. Şahsen benim 88'de aldığım bina çok kötü. Elini böyle dürtsen parmağın içeri girecek. Çünkü bizim zamanında yapan müteahhitlerimiz %99'u hırsızdı. Bir tanesi sağlamdı. Hep çalıyorlardı, çaldılar da. Bizce insan eğitimini birinci plan alacağız. İnsan eğitimini, insanlarımızı güzel eğiteceğiz. İnsanlarımız yaptığı işi güzel, severek yapacak. Herkes sevdiği işle ilgili işini yapacak. Sevmediği işi yapan insanlar yaptığı işler başarısızlığa uğruyor. Yani eğitim, eğitim, eğitim. Bana 3 güzel sözcük söyle deseler eğitim, eğitim, eğitim derim. Kayseri'nin öncelikle sağlam bir zemin etüdünün yapılması gerekir. Yapılmışsa da o zaman mevcut önümüzdeki yapılaşmalarda buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ondan sonra tabii mevzuatta deprem sonrası öngörülen şartlara da koşullara da uyulması gerektiğini özellikle betonörme ve ben statik yapı açısından buna dikkat edilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani malları ben ucuz olarak hani ucuz kullandıklarını düşünüyorum paradan kâr etmek için. Yani bilmiyorum insanın hayatının hiçbir önemi yok. Tabii ki de her şeyden önce bu müteahhitler daha sık denetlenmeli. Yapılan binaların temelinden başlayarak kullanıldığı demir, kullandığı çimento, malzeme, ekipmanlar gerçekten yaşanabilecek bir depreme karşı kontrol ediyor mu? Veyahut da depremle ilgili bir fizibilite çalışması yapılıp ona göre mi imar izni veriliyor bu binalara? Belediyelere burada çok büyük görevler düşüyor. Kayseri, Erciyes Dağı'ndan dolayı altında su yatakları olan bir il. Kayseri'nin zeminde sular çıkıyor. Bu zeminler gerçekten böyle bir deprem olduğunda hasarı nasıl olacak? Veyahut da neye sebebiyet verecek? Bunların tamamen araştırılması lazım. Vallahi yapılacak herhangi bir şey yok. Yani siz ne kadar da yapılar sağlam da tutsanız, denetimini de yapsanız sonuçta deprem, doğal afet. Yani takdir ilahi diyeceğiz, başka da bir şey yok. Her şeyden önce başıboş bırakılmamalı tabii. Kontrol altında tutulmalı. Efendime söylemiş işte projeler, mühendislerimiz bu işi biraz daha ehemmiyetli, detaylı yapılması gerekiyor. İnşaatlarım tabii. Dedim ya işte Avrupa standartları, kontroller, işte için yapılacak malzeme, çimentosu, betonunu, tabii demirini gerekli ölçüde yapmaları lazım tabii. Bu da işte depreme dayanıklı olacak tabii. Ben 1984 yılından bu yana Kayseri'ye gelir giderim. Kentleşme iyi, güzel, beğeniyorum. Temelden sağlam yapılmalı, malzemeden çalıyorlar. Nasıl diyeyim? Baştan sağlam yapılmalı bence. Malzemeden çalınmamalı. Mesela bazılarının binalarının çoğu çatlak. Vallahi önlem yapılmalı, sağlam bina yapılmalı en azından. Çok sağlam yapılmalı ki ikinci bir faciayı yaşamasınlar.
Nedeni yap, şeyler yani binalarımız sağlam olsun işte müteahhitlerimizin temel. Radyen temel atılmalı, ne bileyim kolonlara demirler daha sağlam yapılmalı, sık yapılmalı. Yapı denetim sürekli denetlemeli inşaatları.